Ana habere devam ediyoruz sevgili seyirciler. Yeni anayasa ile ilgili ciddi gelişmeler var. 2019'da neler olacağına ilişkin gazeteci yazar Mehmet Tezkan'ın da bu anlamda önemli iddiaları var. Özellikle MHP kısmı ile ilgili şu anda telefon attığımızda Sayın Teskan'ı iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. E, sağ olun. Evet, dikkat çeken bir yazı dedik. Özellikle 2019'u içeren rejimle birlikte siyasal hayat da değişecek diyorsunuz. Ve e, bu milletvekili, yeni anayasa kapsamında milletvekilinin 550'den 600'e çıkarılması kapsamında e, MHP'nin seçimi AKP ile tek liste halinde, 50 vekilliğin verilmesi e, ile birlikte tek liste halinde gireceğini iddia ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz Sayın Teska? Şimdi ben bu şeyin basit bir e, değişiklik yani MHP'nin verdiği desteği hani rejim tıkanıyor ileride sorunlar çıkacak o yüzden şimdiden tekrar alalım diye basit bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum zaten yapılan anayasa değişikliği yani bir rejim değişikliği şimdi evet. MHP buna evet derken bir koalisyon kuruldu o koalisyonun MHP ve AK Parti koalisyonu nedir bu koalisyon sadece siyasi olarak bakmayalım devlet kadrolarına güvenlikten bürokrasiye kadar belli kimlerin nerelere geleceğine kadar bence bir koalisyon oldu. Bana göre Fethullah'tan, Fethullahçılardan boşaran yerlere şimdi ülkücüler yerleştirildi. Bu poliste olsun, bürokraside olsun, sağlıkta olsun, eğitimde olsun. O öğretmenlerden, oralardan çıkan açıklara bu büyük bir anlaşmaydı. Bunun anlaşmanın sonunda da bir siyasi yapılanma olarak başkanlık sistemi Tayyip Erdoğan başkan olacak. Peki Bahçeli ne olacak? Hı hı. İşte Bahçeli o zaman... ...bakın o, bu, ge, bize getirilen... ...yani komisyondan geçen... E, taslağa baktığımız zaman... ...genel kurula gelecek olan... E, ...o zaman parti genel başkanlarının... ...önemi kalmıyor, partilerin gücü kalmıyor... ...çünkü meclisin gücü kalmıyor. Hep konuştuğumuz konular, evet. Evet, meclisin gücü düşüyor ama... ...meclisin sayısı artıyor. Evet. Şimdi böyle baktığımızda MHP dışarıda kal, mı kalır... ...bu durumda o zaman iki partili sisteme doğru iki buçuk parti diye düşünebilirsek hani HDP'nin yani Kürtlerin Kürt siyasi hareketin varlığını düşünürsek o zaman MHP'nin fonksiyonu gidiyor. Çünkü MHP'den bir kim yüzde çıkıp başkan adayı mı olacak olsa kimden oy alacak derken iki partinin de son terörle birlikte yakınlaşmasını görüyoruz. Kürt politikasındaki AK Parti'nin iki sene önceki o barış sürecindeki tutumu tamamen değişmiş hı hı. vaziyette. şimdi MHP'nin çizgisine geldi. Evet. O zaman iki parti yaklaştılar ve iki parti milletvekili sayısını atarak böyle de bir anlaşmaya gittikleri bu Ankara'da iddia ediliyor. Ben de buna evet. E, bir belli bir uslupla hani kesin değil ama bu, bu söyleniyor. Çünkü bir gerekçesi bakın bir kanun yasa anayasa değişikliği bir gerekçeleri yayınlanıyor. Hı, hı Şimdi metnin altında da gerekçesi yok. Niye 550-600'e çıkartıyoruz? Evet. Çok mantıklı. E niye evet. çıkaracak? E çünkü evet. o yerlere de MHP'liler kontenjandan, e, AK Parti MHP birliklerinden. Çünkü 5 alıp MHP ile yapılacak zaman o zaman AK Parti'nin milletvekili sayısı azalacak. E, o bir sıkıntı yaratır. O zaman e, işte bugünkü sayısı kadar şey yükseltirsek milletvekillerine ikisi bir arada. Sorun çözülmüş AK Parti, olacak MHP, MHP açısından hem de, da. Evet. evet ikisinin birbirine sinerjisiyle oy oranları da daha da yükselir. ...böyle bir plan içindeler. Evet, çok önemli bir tespit Sayın Tezcan. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Stüdyomuzda CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan var. Size teşekkür ediyoruz yorumlarınız Peki, için. Evet. Evet. evet, Sayın Tezcan hoş geldiniz siz bu hoş arada. Oldu. Şimdi sizin anayasa çalışmanıza döneceğim ama... ...Sayın Tezcan'ın iddiası önemli hakikaten biz hep bugüne kadar MHP neden... ...daha doğrusu Sayın Bahçeli niye bu noktaya geldi? MHP lideri Bahçeli niye bu noktaya geldi... ...sorusuna sürekli yanıt arıyorduk. Çünkü MHP diye bir parti kalmayacak e, bu sistemle birlikte. E, önemli bir tespit ne diyorsunuz bunun için? Yani tabii e, Sayın Tezkan'ın hem yazısı hem de biraz önce söyledikleri göz ardı edilecek şeyler değil. E, ya nereden çıktı bu denebilecek şey de değil. Hani hı hı, çok böyle hı. E, uçuk iddialar değil. Ciddi e, analize dayanan İddialar doğruluğu yanlışlığı başka bir şeydir ama kendisi de zaten konuşulanları söylüyor ve bir analiz yapıyor. Bence de gerçeğe yakın bir analiz. Ee, tabii bir siyasi partinin pozisyonunu bir başka siyasi partinin genel başkan yardımcısı olarak anlatmak durumunda değilim. Kendince gerekçeleri vardır ama şöyle bir tablo var. Ee, bu sistem, bu getirilen sistem geçer de... Daha sonra referandumdan da geçerse, önce meclisten sonra referandumdan geçmeyeceğine inanıyoruz. O ayrı bir mesele parantez açarak söylüyorum. Geçmemesi için çaba harcayacağız ama olur da geçer ve böyle bir sistem yerleşirse Milliyetçi Hareket Partisi diye bir şey kalmayacak. kalmayacak. Tablo meydanda. İyi, bu bir sık sık konuşuyoruz bu, bunun zaten. Bunun göre yani. göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin buna destek vermesi bir harakiriden başka bir şey değil. Yani harakiri yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üst yönetimi. Parti ülkücüleri, Milliyetçi Hareket Partilileri söylemiyorum ama partinin üst yönetiminin harekeli yapması demektir bu. Şimdi bunu devlet için, millet için, ülke için, ülkenin selameti için yapıyoruz demeleri de mümkün değil. Bu da inandırıcı olmaz. Çünkü Sayın Bahçeli ilk çıkışı yaptığı zaman çok net bir şey söyledi. Biz parlamenter demokrasiden yanayız dedi. Evet. Bugüne kadar söyledikleri var. Ve Cumhurbaşkanı anayasa dışına çıkmış, bir fiili durum yaratmış. Ya anayasa içine gelsin ya da anayasayı cumhurbaşkanlığı uyduralım dedi. Ve Cumhurbaşkanı anayasa içine gelmeyeceğini e, açıkça e, ifade etti ve pozisyon aldı AKP. Şimdi MHP anayasa dışı olan Cumhurbaşkanı'nın, çizgisine geliyor. Geldiğimiz noktanın tercümesi budur. E, dolayısıyla bunu devlet millet için yapıyorum deme şansı da yok. Çünkü parlamenter sistemin Türkiye için en uygun sistem olduğunu söyleyen hem MHP hem Sayın Bahçeli kendisi de bunu söylüyordu. Hı hı. E madem öyle ee, o zaman bu, bu işin arka planda ne var? Gerçekten de hani şey denir hep başbakan da çıkıp başkanlık sistemlerinde koalisyonlar olmaz diye vatandaşı aldatmaya da çalışıyorlar. Aslında başkanlık sistemlerinde de koalisyonlar olur, başka yerlerde de olmuştur. Ama koalisyonların şekli değişiktir. Seçimden önce. Tek başına başkan seçemeyecek partiler bir araya gelirler, kabineyi paylaşırlar, kimin bakan olacağını konuşurlar. İşte e, Latin Amerika ülkelerinde yaşanmıştır bu. Hala birçok yerde koalisyonlu başkanlık sistemleri var. Evet. Partiler e, önceden ittifak sol koalisyon olur, sağ koalisyon olur, sorular liberaller olur, paylaşırlar bakanlıkları. Kaldı ki şu anda bu anayasa değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesi komisyondan geçmesine kadar geçen aşamada bir koalisyonu görüyoruz zaten. AKP-MHP koalisyonunu pratik olarak görüyoruz. Yani ya. Parlamentoda da bu koalisyona örtülü adı konmamış koalisyona güvenerek geçireceğini düşünüyor. E, AKP 330'u bulacağını düşünüyor. Yani buradaki mesele şu bunun yarın seçimden sonrasına ilişkinde bir başka planlamayı içerip içermediğini ben şu anda bilemem. İddia edecek durumda değilim ama seçenekler dışında görmek mümkün değil. Sayın Tezkan'ın da dediği gibi kuvvetli seçeneklerin içerisinde de olabilir. Mesela Cumhurbaşkanı yardımcılığını bir tane değil de birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcıları tayin edebilir denmesini ben manidar buluyorum. Ee, i̇nşallah bunu görecek zaman olmaz. Zaman açısından değil, görmemize neden olacak değişiklik geçmez olmaz. ama geçerse görülecektir. Biz geçmemesi için de mücadele Şimdi biz edeceğiz. biliyoruz ki MHP'nin kulislerden yansıyan bilgiler öyle. MHP'nin içinde de bu konuda duyarlı olan, rahatsız olanlar var. Atilla Kaya'nın, biliyorum hani evet. başka partilerin iç işlerine girmek istemeyeceksiniz ama Atilla Kaya'nın genel başkan yardımcılığından istifası önemli bu noktada. Ben şöyle söylüyorum. Biz bir şimdi bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadele kısır parti tartış tartışmasının ötesinde demokrasiyi koruyup korumama meselesi. Biraz önce söyledim. Yani MHP üst yönetiminin bu tutumu harakiridir. Ama aynı zamanda demokrasiye karşı da bir suikasttır. Yani pozisyon itibariyle o niyetle yapmayabilirler ama içeriği bu demokrasiyi tarihe gömmeyi planlayan bir adımdır. Ve ne yazık ki buna destek vermek, şu veya bu şekilde koltuk değneği olmak, kenarından köşesinden tutmak e, demokrasi açısından Türkiye'de e, demokrasiyi katledenlere fırsat vermek ya da destek olmak anlamına gelir. Bu çerçevede e, MHP içerisinde çok ciddi rahatsızlık olduğunu biliyorum. Çıkış yapan milletvekillerini de takdirle karşılıyorum. Ben e, MHP tabanının ve ülkücü hareketin bundan çok ciddi rahatsızlık duyduğunu da biliyorum. Dolayısıyla e, her ne kadar üst yönetimde pozisyon bu şekilde alınsa bile bütün milliyetçi hareket partisi ee, seçmenine, tabanına, ona oy verenlerin hepsine çağrıda bulunuyoruz. Yani buna siz alet olmayın. Partinin üst yönetimi alet oluyorsa da siz alet olmayın. Çünkü mesele parti meselesi değildir. Dün evet. Sayın Genel Başkanımız grup konuşmasında çok net bir şey söyledi. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil dedi. Biz bu sorunu üstlenip Gerekeni yapma konusunda üzerimize düşeni yapacağız. Kimsenin tereddüdü olmasın ama sadece Cumhuriyet Halk Partililerin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin sorunu değil bu. Milliyetçilerin, liberallerin, muhafazakarların, demokratların hepsinin sorunu ki siz güzel de bir klip yapmışsınız yeah. orada e, bunu e, herkesin de bunu yaymasını istiyorum yani talep ediyorum buradan. Halk TV'nin o klibi çok önemli. E, gerçekten de hepimizin sorunu. E, bir de şunu teslim etmekte yarar var. Önümüzdeki süreçte bakıyoruz. E, bu konudaki muhalif sesler Halk TV'den başka bir yerde de konuşamaz oldu. Size de ayrıca bir teşekkür ediyorum. Demokrasi açısından, özgür yayıncılık açısından, özgür televizyonculuk açısından Halk TV'ye teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'de demokrasiyi koruma konusundaki kararlı sesler sizden başka platform bulamaz hale geldi. Bunların çoğalmasını arzu ediyoruz. Evet. Tıpkı sizin gibi düşünen başka katılımcılarımız da oldu. Hem MHP'deki muhalifler, Bahçeli'ye karşı duranlar bu ile ilgili ve tabii ki ana muhalefet partisi olarak CHP'nin bu bu açıklamaları bu Türkiye'nin başına neler geleceğini açıklayacak platformlar bulmakta önümüzdeki dönemde güçlük çekeceğinizi biliyoruz. Çünkü söylediklerinizi anlatabilecek fırsat tanınmayacak gibi görünüyor. Şimdi tam da bu noktada sizin kitapçığınıza dönersek 30 soru 30 cevap başlık önemli noktalarını biz de derledik. Ee, hani hangi tip bir başkanlık sistemi geliyor çokça uzun bir süredir tartışılıyor bu Amerikan sistemi mi şu sistemi bu sistemi mi? bir rejim değişikliği tehlikesi var evet. mı yok mu? E platform size açık bu konularla başlayalım isterseniz. Tabii yani bu bir kere bir basit hükümet değişikliği, hükümet sistemi değişikliği değil, bir rejim değişikliği. Eğer hükümet sistemi değişikliği olsaydı ABD tipi bir başkanlık sistemi önerisi getirirlerdi biz de bunun Türkiye'de olup olamayacağını tartışırdık. Mesela o ABD tipi başkanlık sistemi demokratik bir başkanlık sistemidir ama Türkiye'ye o da uymaz çünkü federasyonu gerektirir arkasından bir bölünmeyi getirir. Türkiye'nin yapısına uymaz. Ama bu getirilen o değil. Yani Amerika'daki o klasik en iyi işleyen başkanlık sistemiyle ilgisi yok. Yani şimdi bir kere meclis başkanına şey cumhurbaşkanına başkan diktatör ben diktatör diyorum. Ha önce şunu söyleyeyim bu bir rejim değişikliği. Bir hükümet sistemi değişikliği değil. Niye rejim değişikliği? Demokratik cumhuriyet ve hukuk devleti ortadan kaldırılıyor. Demokratik cumhuriyetin özü şudur. Güç bir kişinin elinde olmaz güç dağıtılır ve o gücü denetlerler. Güç bir kişinin elinde ise o sistemin klasik adı krallıktır. 20. yüzyıldaki adı da diktatörlüktür. Bu anlamda e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu değerlendirmesi Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz günlerde dün e, dündü yanlış hatırlamıyorsam cevabı oldu. Evet rejim değişikliğidir vesayet rejimini değiştireceğiz dedi sonra devamında. Da. Yani ben. yani evet oraya geldi yeni bir vesayet rejimi kuruyorlar. Evet. Yani yıllardır itiraz ettikleri vesayet rejiminin yerine tek bir kişinin bütün ülkeyi vesayeti altına aldığı bir sistem kuruyorlar. Çok açık. Bütün yüksek yargıçları tayin edecek, getirdikleri Cumhurbaşkanı diktatör olacak o artık, adı kim olursa olsun. Bütün yüksek yargıyı tayin edecek, anayasa mahkemesi üyelerini seçecek, hakimler, savcılar, yüksek kurulu üyelerini seçecek, danıştayı, yargıtayı hepsini kontrol edecek. Yargının herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanlığı yürütmeyi denetleme imkanı kalmayacak. Çok açık. Bütün devlet sistemini kontrol edecek, ihale yapmaktan tutun, ihale şartnamesi düzenlemeye kadar her alana müdahale edebilme yetkisi olan bir cumhurbaşkanı tarif ediyorlar. Yani şu andaki bütün bakanları yetkilerini alacak, başbakanın yetkilerini alacak, istediğini istediği gibi dağıtacak, istediğini lağvedecek, istediğini yeniden kuracak. Büyükelçiden tutun daire müdürüne kadar, il milli eğitim müdüründen ilçe milli eğitim müdürleri, sağlık müdürleri, aile müdürleri, aile ve sosyal Politikalar e, müdürleri kim varsa aklınıza gelen hepsinin nasıl çalışacağını nasıl işleyeceğini belirleyecek. Vatandaşın bütün ihtiyaç şeyleriyle ilgili günlük yaşamını etkileyecek, bütün kararlar alabilecek. Mesela Merkez Bankası'na müdahale edecek, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'na müdahale edecek, Sermaye Piyasası Kurulu'na müdahale edecek, yatırımlara müdahale edecek, faiz sistemine müdahale edecek, ekonomik yaşamın her alanına müdahale edecek, işsizlikle ilgili, asgari ücretle ilgili ne varsa bir müdahale edecek, bir kişi yetkili olacak. Ama o bir kişiyi kimse denetleyemeyecek. Mahkemeler denetleyemeyecek. Anayasa Mahkemesi denetleyemeyecek. De Hakimler, Savcı, Yüksek Kurulu denetleyemeyecek. Çok önemlisi biz de denetleyemeyeceğiz. Bizden kastım kim? Milletvekilleri, meclis. O zaman vatandaş niye milletvekili seçsin? Şimdi vatandaş ya bölgesinin... de bir önemi bölge, e, Tabii bölgesinin milletvekilini seçiyor. O milletvekiline daha sonra yakasına yapışıyor. Yarın hiçbir milletvekilinin yakasına yapışamayacak. Çünkü milletvekilinin hükümeti ve bakanları denetleme yetkisi yok. Hani klasik Amerikan tipi başkanlık evet, rejimi evet. olsa orada her bakan e, atandığı zaman başkan bakanları atıyor, senatonun onayına tabi tutuluyor. Şu anda öyle bir şey yok. Meclisin bunları onaylama yetkisi yok. Bunlara güven oyu verme yetkisi yok. Hesap sorma yetkisi yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece maaş alan milletvekillerinin toplandığı bir yer haline getiriliyor. Yani sizin yapmanız gereken her şeyi tek kişi e Tabii yarın diyecekler ki ya bu meclis zaten bir şey değil diyecekler. Fiilen artık o meclisi göstermelik hale getirecekler. Yani demokrasi böyle bir şey değildir. Demokrasi meclislerin güçlendiği ve meclislerin yürütmeyi denetlediği yerlerdir. Meclis milletin egemenliğini temsil ediyor. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı halk seçecek. E tamam. Kaçtan seçecek? Yüzde 51'le. İkinci tura kalırsa belki yüzde 40'la seçecek Cumhurbaşkanlığı halk. Meclisin e, kaçta seçecek? Olsun. Yüzde yüzüyle. Evet. Yani iktidarı ana, kaç parti girdiyse meclise her birinin arkasında bir millet gücü var. Da Böyle güçlü bir e, organı işlevsiz hiç kimse şeyi, şeyi denetleyemeyecek, yürütmeyi denetleyemeyecek hiçbir söz hakkı olmayan kurul, kuruma dönüşüyor. Şimdi iktidar AKP'nin elinde, bütün güçler AKP'nin elinde. Özellikle bu darbe girişimi sonrası getirilen o hal kapsamında zaten her istediklerini yapıyorlar hemen hemen yani. Dolayısıyla niye istenir böyle bir şey sizce? Şunun için bugün yapıyorlar ama bu bir fiili durum. Yani güç dengeleri şu anda kendileri için uygun ve anayasaya aykırı, hukuka aykırı olarak bunu yapıyorlar. Ama yarın yapabileceklerin garantisi yok, güvencesi yok. Yarın güç dengeleri değişir. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki güç dengeleri de değişebilir. Birileri çıkar bir başbakan, bir dakika der ya, yetki senin değil, yetki benim. Ne yapıyorsun sen der ve yaptırmayabilir. Onun için bugün fırsat elimizdeyken Güç dengeleri lehimizdeyken yapalım, anayasaya yazalım ki ila nihaya yapabilelim diyorlar. Anayasada yazmadığı sürece yarın şartlar değişebilir. Nitekim benzerlerini bu ölçüde olmamakla beraber geçmişte yaşadık. Rahmetli Süleyman Demirel de Cumhurbaşkanı olduğu zaman partisini yönetecek bir genel başkan tayin etmek istedi. Bir başbakan tayin etmek istedi. Olmadı. Evet. Ee, ya da rahmetli Özal Cumhurbaşkanı olduğu zaman işte bir başbakan... Akbulut'u başbakan yaptı. Parti içerisinde de istediği bir genel başkan istiyordu ama Mesut Yılmaz çıktı. Partinin tabanı hayır dedi. Bir dakika biz rahmetli Özal'ı severiz. Kurucu liderimizdir ama partinin bu işlerine de karıştırmayız dedi. Demokrasinin kendi iç dinamiği bunu dengeledi. AKP'de bu oldu mu? Olmadı. Yani bir kıpırdanma oldu. saray darbesiyle Davutoğlu devrildi, gitti. Evet, evet. Şimdi e şimdi ondan korkuyor şu anda. Ee, muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı bugün böyle ama yarın ne olacağı Genel belli değil. Yok. Hazır MHP'de destek vermişken şimdi fırsat bu fırsat bunu değiştirelim diyor. Ama ne pahasına Türkiye'nin 140 yıllık parlamento geleneğini yok etme pahasına, Türkiye'nin demokrasi birikimini yok etme pahasına, rejimi değiştirme pahasına çok acık. Bu iş geçerse Türkiye'de demokrasi artık tarihe gömülmüş demektir. Türkiye'de diktatörlük gelmiş demek evet. mücadelemiz bu buna karşı mücadele ediyoruz. Ee, mücadele noktasında şimdi peki Halk TV ekranları e, AKP'ye de açık tabii neden bunu e, bu konuda diretiyorlar e, gelsinler tartışalım konuşalım sorularımızı soralım tabii. ama e, bunun dışında CHP ne yapacak nasıl anlatacak bunu vatandaşlara? Yani şöyle demin de söyledim önce size teşekkür ediyorum e, Halk TV ekranları bu çerçevede bizim vatandaşı bilgilendirme konusunda ulaşmamız konusunda çok önemli tarihi bir görev yapıyor. Tarihi ve ahlaki bir görev yapıyor basın ahlakı açısından da. Bu nedenle Halk TV'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bir. İkincisi ne yapacağız? Şimdi önce önümüzdeki iş parlamento. Yani komisyon aşamasında mücadele ettik ama geçti. Şimdi parlamentoda 330'u bulmaması için elimizden geleni yapacağız. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerine de, Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerine de ee, çağrı yapıyorum. Buradan çağrı yapıyorum seçmenlerine çağrı yapıyorum. Kendi milletvekillerinizi baskı altında tutun. Çünkü tek adam rejimine gidiyoruz. Bu tek adamın sizin adamınız olup olmamasının hiçbir önemi yok. Bizim açımızdan kimin adamı olduğu önemli değil. Başından beri söyledik kişi üzerinden tartışmıyoruz. Yarın ben de cumhurbaşkanı olsam bu sistem diktatörlüğe götürür. Türkiye'ye yakışan bir sistem değil getirilen bir sistem. Milletin temsilcisi olan meclisi yok sayıp bir kişiye kişinin inayetine bir kişinin sadece vicdanına bir bütün bir sistemi ve milleti teslim etmek akıl alacak iş değil. Ne akla uygun ne vicdana uygun. Onun için AKP'ye ve MHP'ye oy veren bütün vatandaşlarımızı kendi milletvekillerini sıkıştırmaya çağırıyorum. Sıkıştırsınlar bu aşamada. Yapmayın bunu desinler. Bakın tarihimizde bunun örneği vardır. 1924 Anayasası yapılırken Atatürk o zaman milli kahraman liderimiz hala tartışmasız liderimiz e Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanına meclisi fesih yetkisi vermek istiyor anayasayı yapanlar. Evet, evet. Meclis vermiyor. İlk karşı çıkan Mahmut Esat Bozkurt. Atatürk'ün en yakın arkadaşı. Karşı çıkıyor. Paşam paşayı biz severiz diyor. Cumhurbaşkanımızı ama milletin egemenliğini daha çok severiz diyor. Yani şimdi burada mesele Atatürk'e verilmeyen fesih yetkisi bugün Seçilecek Cumhurbaşkanı da mevcut Cumhurbaşkanı'na verilmeye çalışılıyor. Kim olursa olsun veremezsiniz. Tarihimizde bunun örnekleri vardır. Onun için liderinizi ne kadar severseniz sevin. Bu bir lideri sevip sevmemekle ilgili bir şey değil. Bir milletin geleceğiyle ilgili bir konu. O yüzden AKP'li ve MHP'li milletvekillerine bir kere daha vicdanlarını konuşturup siyas kısır kişisel günlük siyasi hesaptan kurtulup karar vermelerini isteyeceğiz. Olmadı evet. Ondan sonra millete döneceğiz. Aynısını anlatacağız. Ben milletin ferasetine güveniyorum. Milletin ferah eğer oraya giderse oradan döneceğine inanıyorum ama önce parlamentonun ferasetine güvenmek istiyorum. Orada çabamız burada. Evet. Peki Sayın Tezcan çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür kolaylıklar ederim. diliyoruz Sağ olun. efendim. Zor bir süreç hepimiz için öyle. Umarız Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin lehine atlatırız bu dönemi. Sağ olunuz.